İyi akşamlar sevgili seyirciler. Allahu Teala hepimize sağlık ve saadet lütfetsin inşallah. Amin. Sağlığınız, saadetiniz daim olsun. Sevgili seyirciler, Cenab-ı Hak bizi yarattı, yaşatıyor. Dünyaya getirdi, besleyip büyütüyor bizi. Nimetleriyle donattı. Bize lütufta bulundu. İhsanda bulundu. Hem bize rahmet etti, hem de ölülerimize rahmet etmesini niyaz ediyoruz inşallah. Sevgili seyirciler, Allah kelamı Kur'an-ı Kerim. Cenab-ı Hak bize Kur'an indirdi. Yolumuzu Kur'an'la aydınlattı. Cihan şumul peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bizi ümmet kıldı. Öyle bir peygamber ki bugün yeryüzünde var olan, gelecek bütün insanlık, kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlık onun ümmeti. İnananlar ümmeti icabe, inanmayanlar ümmeti davettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğretti bize Kur'an'ı. O anlattı bize Kur'an'ı. Şimdi güzel Kur'an'ı güzel sesiyle okuyacak olan Ali Tel kardeşimiz. Ali buyur. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم يا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء
فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم والذين هم على صلاتهم يحافظون. صدق الله العظيم. Teşekkür ederiz. Hadi sağ olasın. Ağzına gönlüne sağlık. Evet sevgili seyirciler,
bütün dinlerin adı İslam. Bütün dinlerin adı, ortak adı İslam. Başka bir ayette Yüce Rabbimiz, Allah katında din İslam'dır. Evet, Allah bizi Müslüman yarattı. Doğan her insan doğduğu anda Müslüman olarak doğar. Sonra onu yetiştirme tarzı itibariyle dini seçer veya dinsiz yaşar. O sonra, ama doğuşta bütün insanlar fıtraten İslam fıtratı üzerine doğarlar. Evet, Yüce Rabbimiz, ey iman edenler, ruku edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. Ne güzel, Cenab-ı Hak açık ve net söylüyor. Doğru, hayırlı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz. Sevgili seyirciler, ileriki ayetlerde de Allah-u Teala Müslümanın özelliklerini, Müslümanın sıfatlarını, ne yapması gerektiğini, nasıl yaşaması gerektiğini ayetlerde beyan ediyor. Bu konuda enlemine boylamına vaktimiz el verdiği müddetçe çok değerli hocamız Osman Albayrak hocamızla birlikte bu ekrandan size güzel şeyler aktarmaya çalışacağız. Sayın hocamız bu ayetler üzerinde duracak. Bize nasıl bir Müslüman olmamızı ve Allah'a nasıl bir kul olmamız gerektiğini bu ayetlerden bize aktaracak. Feyzi, bereketi bol olsun inşallah. İnşallah. Evet. Kur'an muciz, peygamberimize gönderilmiş bir ilahi kitap, mucize, insanlığa gönderilmiş ve peygamberimizin ümmeti olmak şerefine ulaşmış Müslümanlar olarak Kur'an'ı dikkatle takip etmemiz gerekmektedir. Evet, hocamızı da bu nedenle dikkat etmemizi ve onu iyi takip etmemizi Cenab-ı Hak bize nasip eylesin, feyzini lütfetsin inşallah. Sayın hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın, iyi misin? Elhamdülillah, hamdolsun Allah'ımıza, sizler sormalı. Çok şükür elhamdülillah. Allah iyilik versin. Sizi sıhhatli görüyoruz. Cenab-ı Hak bu sıhhatten mahrum etmesin inşallah. Hepsi sıhhatiniz daim olsun. Cümlemizin inşallah. Evet. Buyur hocam. Evet, şimdi iman kavramı üzerinde evet, tabii duruyoruz. İman demek tasdik eden, inanan, boyun eğen, itaat eden manalarına gelmektedir. Mübarek Kur'an-ı Kerim'de 800 ayetten daha fazla iman üzerinde durulmuştur. Dolayısıyla bir insanın imanı yoksa sanki ayet-i kerimenin ifade ettiği manada onlar hayvanlar gibidir diyor Allahu Teala Hazretleri. İnsan amelsiz olabilir belki ama imansız asla olamaz. Evet. Tabii imanın altı şartı var. Bunlardan Allahu Teala Hazretlerinin varlığına, birliğine inanmak, Allah'ın meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına, öldükten sonra dirilmeye,
hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak bizim Müslüman olarak iman esaslarımızdandır. Evet. Bunlardan birisini inkar eden veya şöyle söyleyebiliriz, Kur'an-ı Kerim'de bir kelimeyi, hükmü inkar eden kişi dinden çıkmış olur. Vasıflarını değişik ayetlerde vasfetmiş. Ve inanan kişiler kurtuluşa ermişlerdir diyor. Bu kurtuluşa eren kişileri kendisi tarif ediyor. Cenab-ı Mevlamız اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Onlar namazlarında huşu içerisindedir diyor Rabbimiz. Huşu ile namaz kılarlar. Şimdi bir namaz kılma vardır. Bir de hem namaz kılıp hem de huşu içerisinde Allah'ım beni görüyor niyetiyle namaz kılma vardır. Bir de refleks olmuş. Bir de yani. Refleks olarak babanıza rahmet. Estağfurullah. Öyle namaz kılmak vardır. Anneme de rahmet olsun. Annenize de rahmet. Biraz sonra ağlamayın. Benim cebimde mendil de kalmadı. Yani bugün hazırlıksızım, bana güvenme. Estağfurullah. Buyurun. Evet, sağ olun. Siz de sağ olun. Allah dinleyicilerimizin, bizim hepimizin geçmişlerine rahmet etsin. Amin. Netice rahmete ihtiyacımız var. Elhamdülillah. Dolayısıyla namaz bir müminin en güzel süsüdür. Hele bu süsün içerisinde bir de huşu süsü olursa, yani ben beni yaratanımın karşısındayım düşüncesi olursa o namazından zevk duyar. İşi uzatmak istemiyorum ben. Ben namaz kılarım 10 sevap alırım. Siz namaz kılarsınız 100 sevap alır. Hocam namaz kılar 150 sevap alır. Bu Allah'ın vereceği sevaba bağlıdır ve kişinin ihlasına bağlıdır. İhsanı Peygamberimiz tarif ederken Allah sizi görüyor, siz Allah'ı göremiyorsunuz. Bu niyetle namaz kılın. Ayrıca Maun suresinde bir ayeti kerime var. Beni çok korkutur. Onlar namazlarında sehvederler. Onlar namazlarında işte dünyayı düşünerek kılarlar vesaire vesaire, gereken önemi vermeden kılarlar. Bu ayet de bizim için tehlike çanı çalıyor demektir. Onun için her namaz kılan kardeşimiz huşu içerisinde ibadetini yapmalıdır. Tehlike çanı nerede çalıyor hocam? Ellezinehum fi salatihim sahun ayeti kerimesinde çalıyor. Yani biz şimdi sabah ezanı okundu, şu namazı kılayım değil, Allah için kalkacak. Kalkacak. Heyecanla. Huzur-u ilahiye dikileceğim. Allah'ın huzuruna çıkacağım. Allah bana bu imkanı verdi, sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde diyerek kalkacak. Ama sabah ezanı okunur, güneş doğar, nazlı nazlı yatağında dönerse, hele yorganın sıcağının altında biraz daha yatayım derse, bu kişi kaybeder. Evet, bu devam ederse alışkanlık haline gelirse. Allah muhafaza etsin. Zaten yani artık kişinin tabi niyetine bağlıdır uyku ve unutma durumlarını. Cenab-ı Hak affedeceğini beyan ediyor. O zaman kaza namazı kılma yolu açılır. Bu bir kolaylıktır Allahu Teala'dan. Ama sen saati kurma. Gece 3'lere kadar televizyon seyret. Gözün kan çanağına dönmüş. Bu vücut istirahat edecek. Sabah namaza sıhhatli bir şekilde kalkamaz tabii. Herkes kendisini ayarlayacak. Yatsıdan sonra sabah namazını kılmış olacak. Bu ne demektir? Sabah namazına hazırlı yatacak. Ya Rabbi beni sabah namazına uyandır Allah'ım diyecek. Allah'ın yardımını isteyecek. Tedbirini alacak inşallah. Böyle huzur içerisinde kalkar o mübarek saatte. Bütün hayvanat uyanmış. Allah'ı zikrediyor. Her şey Allah'ı zikrediyor. Ama insan yatağında döne döne o saatte uyursa çok yazık. Melekler de görev değişimi yapıyorlar, evet, o saatte değil mi? Efendim beni çok şeylere götürüyorsunuz. Buyurun. Tabii sabah namazında ve ikindi namazında melekler cemaatte hazır olurlarmış. Ve her iki vakitte hazır olan melekler
Cenab-ı Hakk'a ya Rabbi bu kulun camide vardı, biz bununla beraberdik. Allah bilmiyor mu o kulun namazda cemaatte olduğunu? Tabii ki biliyor. Dolayısıyla o meleklerin şahitliği tabii bizim için de bir kurtuluş vesilesidir. Yani Allah bunları vesile öyle kılıyor yani. Şimdi melekler de bize şahit oluyorlar. Elbette. Şimdi yani bugün bizim melekler tarafından dünyada var olmamız, yaşıyor olmamız melekler tarafından biliniyor ve görülüyor. Allah öyle emretmiş, kayıt altına alıyor aynı evet zamanda melekler. Şimdi onlar bizi yazıyorlar. Elbette. Bugün yaşıyor yazıyorlar. Ve yaşadığımıza şahadet ediyorlar. Bu şimdi bir taadattır. Allah kulunu taadat ediyor. Evet. Melekleri de buna şahit oluyorlar. Bizim için yaşamış olmak bir fırsat. Evet. Zerre kadar da olsa yaşıyor olmak bizim için bir fırsat. Elhamdülillah deme açısından bir fırsat. Çok şükür. İstiğfar bakımından bir fırsat. Eğriyi hayatımızın eğrilerini düzeltme bakımından bir fırsat. Hay hay, en büyük fırsat. Bir daha ele geçmeyecek bir evet fırsat. Bu fırsatı iyi değerlendirdiğimiz zaman melekler evet de bu şehadetlerini kıyamette bizim defterimiz elimize verilirken bazılarını tabii silmiş inşallah olmanın mutluluğunu i̇nşallah yaşayacaklar belki de. Kiramen katibine ya'lemune ma tef'alun. O kiramen ve katibin dediğimiz melekler sizin ne yaptıklarınızı bilir. Görür. Allah bildirdiği müddetçe bilir. Tabii ki. Şimdi o mümin yaşıyor olmanın bilincinde fırsatı değerlendirerek şöyle geriye bakıp bir istiğfarda bulunursa, o kiramen katibin melekleri de yazmış olduğu siler günahı şöyle bir siler de yerine evet temiz yazarsa ruzi mahşerde onların şahadeti karşımıza çıkar. Aya, inşallah. Rahmete ulaştırırlar bizi inşallah. Günah işleyen tevbe ederse günah işlememiş gibidir diyor mübarek peygamberimiz. İmam hocalarımız her zaman cuma hutbelerinde minberde okur bu ayet-i kerimeler şey hadis-i şerif. Evet. Müminler İbrahim dinini dinine tabi olanlar. Dininin salikleridir. Salikleri. Evet. Allah ayet-i kerimede sizi onun üzerine seçti diyor. Evet. O itibarla Allah'ımıza şükür hepimiz Müslümanlarız. Ama kimimiz günahkarız, kimimiz yarı günahkarız, kimimiz değiliz vesaire. Fakat iman akıbet bizi cennete koyacaktır. Allah İnşallah hakkında hakkı efendim hakkıyla Allah uğrunda hakkıyla cihad ediniz. Ayet-i kerime evet tabii ki cihat şumullu bir kelimedir evet muhterem hocam. İlla ki düşmanın karşısında savaşmak değildir cihat. Evet. Niyetine göre değişir. Evet. Gazetede yazı yazan İslam namına, insanlık namına bir makale yazan yazarımız da kalemiyle cihad ediyordur. Evet. Beyniyle cihad ediyordur. Kitaplarımızda cihat edenlerin atlarının nalillerinin mıhlarını yapan demirciye ustaya kadar o da o niyetle cihad ediyordur. Evet. Dolayısıyla cihat kelimesi şumullü bir kelimedir. Allah için atılan her adım cihattır. Nefisle savaşmak da cihat. En büyük cihatlardan birisidir. Evet. Şeytanla savaşmak en büyük cihattır. Dolayısıyla Allahu Teala Kur'an'da ve cahidu fi sebilillahi bi emvalikum ve enfusikum zalikum hayrun in kuntum ta'lemun diyor Allahu Teala Hazretleri. Nefisimizle cihadı emretmiş. Mallarımızla yani para yardımıyla cihadı emretmiş. Bu sizin için eğer bilirseniz daha hayırlıdır diyor Cenab-ı Mevla Hazretleri. Evet. Peygamberimiz hayatında çok bize örnek olacak birçok şey olduğu gibi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Hazretleri bir sabah namazına anlatılır hadis kitaplarında hasıra sarılmış
öyle gelmiş. İslam'ın gelişmesi ve yayılması açısından bütün varlığını öyle bir hale gelmiş ki giyecek elbise bulamamış. Giyecek elbise bulamayacak kadar evet. vefakarlık, cefakarlık göstermiş ve Allah Resulüne yardımcı olmuş. Hay hay efendim. Peygamberimiz de öyle hiçbir şey bırakmamış, kalmamış. Nefisleri yok. İçin bir şeyleri yok hocam. Yok, evet. Yani herhangi bir evlada mal kalsın şu bu filan yapmamışlar veya o günün şartlarına göre yapamamışlar. Ya, Fatıma annemizin çeyizi olarak bir seccade bir de böyle leğen filan vardı. İbrik, leğen, işte un eleyecek elek vesaire filan. Evet. Bir seccadesi. Dolayısıyla hocam hakikaten onlar kazanarak gitmişler. Allah şefaatlerine nail etsin. Amin. Tabi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah tarafından senin işleyeceğin günah yoktur. İşlemiş olduğun da yok. Rabbimiz böyle buyuruyor. Ama o vahiy geldikten sonra vahyin heyecanı içerisinde bir insan olmanın gereği bir kendinden geçme, bir heyecan, bir ürperme elbette noktasında bu bazı itikadi zayıf olan insanlar Peygamberimizin bu kendinden geçmesini aklının durması noktasında değerlendiriyorlar. Haşa. Öyle bir şey değil. Haşa. O heyecan, bir mucizenin kendisiyle muhatap, kendisinin böyle bir mucizeye Allah kelamına muhatap olması neticesinde onun verdiği bir heyecan. Ona biz başka bir kelime bulamadığımız için kendinden geçme diyoruz. Aslında derinliği bir düşünce içerisine giriyor. Muhterem hocam, buyurun. Lafınızı saygıyla biliyorum. Değil Peygamber aleyhisselam o vaktin, o gelen vahyin ağırlığından bindiği devesi bile esner yere çökerdi bazen. Evet. Dolayısıyla ilahi bir ceryan geliyor diyelim artık. Bunun için anlattım. Kendine gelince namaz vakti geçti miydi? Evet. Sonra? Namaz namaz diye söylüyor. Niçin bir adamın başkasına haksız ettiğini söylemez de namazı söyler? Çünkü bütün kötülükleri engelleyebilecek olan manevi, en manevi güç namazdır. Namazdır. Müminin kalkanı o. Ayetle sabit inne evet. salate tenha anil fahşai ve evet. münker diyor Allahu Teala. Şüphesiz ki namaz sizi münkerden ve fuhşiyattan uzak kılar, kılar. Bırakır, kılar diyor. Evet. Güzel bir noktada sohbeti devam ettiriyoruz. Namaz tabi müminin miracıdır. Evet. Peygamberimizin hadisi değil mi bu hocam? Elbette hocam. Evet. Salatu miracül müminin. Evet. Dolayısıyla Allah ile görüşmesidir. Evet. Günde beş vakit mümin kendini yaratanla namaz sayesinde görüşür. Huzur-u ilahiyeye namaz sayesinde çıkmış olur. Evet. Tabii diğer ibadetler de Allah'ın elbette. Huzuruna çıkarır. Şüphesiz. Haçtır, zekattır, ama namaz oruçtur. Namaz ibadetlerde temeldir. Evet. Namaz bütün ibadetlerin merkezidir. Benim 60 senelik meslek hayatımda bana sorulsa en zararlı kişi kimdir? Ben ona namaz kılmayandır cevabını evet. veririm. Evet. Sen ki miraceyle yubettin niyaz ümmetin miracını kıldın namaz. Her kaçan ki gök ehli sevabın bulalar. Çünkü her türlü ibadet bundadır.
Hakka kurbiyetle uslat bundadır. Süleyman Çelebi ne güzel söylemiş değil mi hocam? Evet. Hakka kurbiyetle uslat bundadır. Yani Hakk'a ulaşmak ve yanaşmak namazdadır. Ya buluşmak oradadır. Evet, namaz gözümün nurudur diyor mübarek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Fatıma annemize, ey kızım Fatıma, namaz kılmayıp da benim babam peygamberdir diye güveniyorsan vallahi ben namaz kılmayanlara şefaat etmeyeceğim diyor. Allah'u ekber. Evet, yani çok... babamın hocalığı bir şey. Hayır, hayır, hayır. İman. Hayır. Evet, Allah imandan ayırmasın. Amin. İman o cevher ki yine büyüktür. İmansız yürek sinede bir yüktür. Evet. Hocam sizi biraz dinlendirelim olur mu? Ben biliyordum zaten öyle diyeceğinizi. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. İsterseniz siz konuş hocam. Vallahi güzel. Yok, estağfurullah. Yani buyurun. Böyle biraz üzüldünüz dinlendiren deyince. Ben biliyorum bunu yapacağını. Allah razı olsun. Heyecan kattık hocamızı. Heyecan katmaya çalışıyoruz. Ben hocamdan feyiz alıyorum. Evet. Estağfurullah. Ben de ona feyiz verecek Allah değilim ama heyecan verebilirim diye. Bugün aranızda gerçekten çok feyiz yapıldı. Böyle iki tarafın birden ısırıyor. Evet, sen iki taraftan istifade ediyorsun. Allah razı olsun. Gerçekten. Evet. Ağzına sağlık. Bülbüller sazda, güller niyazda. Bülbüller sazda, güller niyazda. Söyle namazda, elhamdülillah. Söyle namazda, elhamdülillah. Koşuşur herkes, duyulur bir ses. Söyle her nefes elhamdülillah. Söyle her nefes elhamdülillah. Dilimde Kur'an virdim her zaman. Dilimde Kur'an verdim her zaman. Tesbihim her an elhamdülillah. Tesbihim her an elhamdülillah. Yatma seherde, uğrarsın derde. Söyle her yerde elhamdülillah. Söyle her yerde elhamdülillah. Semadan sırrı tevhidi duyan gelsin bu meydana. Devun icre bugün Allah diyen gelsin bu meydana. Bugün başını merdane
oldu. Uyan gelsin bu meydan. Hay hay. Osman Hoca söylüyor. Dinliyoruz. Uyan gelsin bu meydane. Eyvallah. Allah razı olsun. Eyvallah. Evet. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Sayın hocam. Ben sizlerle. Kat eflahal estağfurullah. Kat eflahal minellezinehum fi salatim haşiun ve lezinehum anil lagvi murizun. Onlar boş sözden yüz çevirirler. Yani boş söze yanaşmazlar. Faydalı olmayan, ister kendi nefsine, ister insanlık namına, ister kadına, ister erkeğe faydası yoksa konuşmazlar. Çünkü mübarek Peygamberimiz aleyhisselam, konuşan ya hayır konuşsun veyahut da sussun buyurur. Dolayısıyla hayır. Elbette susmakta hayırdır. Evet. Susmakta insanın bir yerde faziletini belli eder. Bir yerde arifliğini, bilginliğini belli eder. Dilini her zaman gelişi güzel kullanmaz. Çünkü Allah bu nefesi insana bizlere sayıyla vermiştir. Nefesi verirken, konuşurken hazır melekler vardır. Cenab-ı Hak Kaf suresinde Rakibun Atidun buyuruyor. Onların o sözlerini hemencecik kapacak, muhafaza edecek meleklerin olduğundan bahsediyor. Dolayısıyla onlar boş sözden ne yaparlar? Yüz çevirirler. Ayetin devamında vellezinehum lizzekati failun, zekatlarını da verirler diyor. Çünkü zekatını veren insan Allah'a vermiş olur. Evet, arada bir fakir sebeplenecektir tabii ki, ancak Allah emri olduğu için Hazreti Adem aleyhisselama meleklerin secde etmesini Cenab-ı Hak emretmiştir. Dolayısıyla secde emredildiği için Adem babamıza melekler secde etmiştir. Allah'ın secde emrine iblis karşı geldiği için kıyamete kadar cezalandırılmıştır. Dolayısıyla zekat Allah'ın emri olduğu için müminler tarafından verilir. Vellezinehum lifurucihim hafizun. Onlar namuslarına da muhafaza ederler. Ferşlerini de muhafaza ederler. Erkekler erkeklik aletini muhafaza ederler. Kadınlar cinsiyet organlarını muhafaza ederler. Yani onlar edeplidirler, namusludurlar. Nikahsız metres hayatıdır.
nikahsız birleşmeler mümin-i kamilin özelliği haşa değildir. Dolayısıyla bu hususa da Allahu Teala dikkat çekiyor. Vellezinehum li emanatihim ve ahdihim raun. Bir buyruğunuz mu var? Zekat aşağıda mı kaldı? Zekat yukarıda. Vellezinehum li zekati failun. Yani namazla zekat ikisi aynı. Kur'an-ı Kerim'de 35 ayette namazın peşinden hemen zekat emredilmiştir. Evet. Burada bir ayet var aralarında. Vellezinehum anil lavi muridun ayet-i kerimesi vardır. Ya. Fakat onlara bir bütün olarak baktığımız zaman zekat namazdan sonra zikredilmiştir. Evet. Dolayısıyla tabii malı vermek kolay değil. Malı harcamak kolay değil. Allah zekat ehlini de Kur'an'da övmüştür. Allah memleketimizde faziletli zenginleri çoğaltsın. Amin. Kamil insanları çoğaltsın. Amin. Cimrilikten, insanın kendini, nefsini düşünmekten bir şey çıkmaz hocam. Amin. Verirse Allah ona verir. Vermezse Allah ona vermez. Her gün Cenab-ı Hak iki tane melek halkediyor diyor hadisi şerifte. Birisi, ya Rabbi senin namına verenlerin mallarını çoğalt. Öteki melek de, ya Rabbi cimrilik yapanların mallarını da helak et der diyor. Dolayısıyla cimri olan insan yani kendine bir faydası olacağını zannetmez. Yani cimrilik gerektiğinde vermeyen insan. Elbette vermeyen insan. Yani gereksiz yere kullanma başka bir şey. Evet. Gerektiğinde vermeyen insan demek. İnsan demek. Allahu Teala zekatı emretmiş ama Allah'ın emretmediği hayırlar da var. İnsanın yapması gereken. Bu Allah'ın emrettiği zekat. Zekattır. Bir de bizim mesela yolcuya bu da dinin emri değil. Elbette yolda kalmış olan kişiye. Fakir fukaraya, garip kurabaya. Yetime. Evet. Kimsesize. Evet. İşini göremeyenlere. Bunlara hep Allahu Teala yardımı emretmiştir. Yani var olan, yani fakirin, var olan müminin malında hakkı var. Hakkı var. Doğru. Nitekim Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret edenlere 5 ay sonra muahat denilen bir kardeşleşme sözleşmesi yapmıştır. Ya evet. Dolayısıyla nice Mekke'den Medine'ye gelen zenginler vardı. Evet. Ama Medine'ye gelince mal, mülk, şu bu filan hep orada kaldı. Fakir duruma düştüler. Muhacirler. Muhacirler ama Ensar onların yardımlarına yetiştiler. Yani Ensar ekmeğini ortak oldu. Elbette hocam, Kur'an'da övülmüştür bu zat-ı aliler. Hem muhacirler hem Ensar Kur'an'da Allah tarafından övülmüş ve cennetlik oldukları da bildirilmiştir. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِيَحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَاَحْسَنُوا. Evet. Allah-u Teala cennetin tecrî tahtehel enhâru halidîne fîhâ ebede. Evet. Zâlikel fevzul azîm. Bu müjdeleri boşuna vermemiş ya. Allah-u Teala Hazretleri, evet, onların cömertliğine göre vermiş. Cennetten uzanan bir daldır diyor Peygamberimiz cömertliği. Kim o uzanan daldan tutacak olursa o dal onu cennete çeker. Cimrilik de cehennemden uzanan bir daldır. Kim cimrilik dalına yapışırsa o dal da onu cehenneme çeker diyor. Dolayısıyla Hazreti Ebubekir Efendimiz'e mübarek Peygamberimiz cennetin 8 kapısından bahseder. Ve işte her kapıdan girecekleri beyan eder mübarek Peygamberimiz. Cömertler kapısı var. Namazlarını kılanların kapısı var. Oruçluların kapısı var. Efendim cihat edenlerin kapısı var. Ya Resulallah diyor, ben hangisinden gireceğim bu kapılarından? Mübarek Peygamberimiz Hazreti Ebubekir Efendimiz'e, ya Ebubekir sen bütün kapılarından gireceksin cennete diyor. Tabii merhamet onda var. Cömertlik onda var. Efendim cihat onda var. Malını harcama onda var. Oruç var, namaz var.
Peygamber aleyhisselama canu dilden sevgi var. Dolayısıyla bütün kapılardan gireceksin ya Ebu Bekir diyor. İlla ala esvacihim eyma meleket eymanuhum fe innehum gayru melumin. Bu ayette Cenab-ı Hak bir şeyi belli ediyor, hükmü belli ediyor. Tabii ki insan nikahlandığı eşi onun mahremidir. Evet. Onunla yatması, kalkması, sevişmesi, konuşması her şey helaldir. Evet. Bunu beyan ediyor. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَاَحْدِهِمْ رَعُونَ. Onlar emanetlere ve verdikleri sözlere riayet eder. Müminin vasıflarından birisi de budur. Söz verdiği zaman o sözünde durur. Kendisine bir emanet teslim edildiği zaman o emaneti yeri günü geldiği zaman teslim eder. İlla ki emanet işte ben sana tabancamı emanet ettim, paramı emanet ettim, şu bu değil. Bu bir alimler diyor ki sır emaneti de olabilir. Ben geldim size bir sırrımı söyledim. Zamanla aramız açıldı. Efendim bu sır ifşa edilmeyecektir. Ha! Senin şu açığını yakaladım. Ben bundan istifade edeyim. Şantaj yok. Yok. Asla yok. Dolayısıyla Cenab-ı Hak müminlerin vasıflarını böyle övmüş. Tabii bu ayetlerin sadedinde ayetleri açıklayan çok hadis-i şerifler evet. kafama sinyal veriyor. Evet. Dolayısıyla emanet ehli olmak müminin vasfıdır. Sözünü yerine getirmek müminin vasfıdır. Ayet-i kerimenin devamında vellezinehum ala salavatihim yuhafizun. Yine bu Müminun suresinde Allahu Teala namaza işaret etti. Onlar namazlarını devamlı kılarlar diyor, muhafaza ederler. Yani sabahı kılmayayım da işte bana zor geliyor, öğle namazını kılayım, öğle de çok işim var, öğlene kılmayayım, yatsıyı kılayım, böyle bir alaca belece derler buna. Böyle değil, sürekli namazlarını kılarlar diyor. O itibarla hakikaten namaz çok mühim bir ibadettir. Bu ayetler nazil olduğu zaman o hadisi de hatırladım. Peygamberimiz diyor ki bana diyor bugün 10 ayet nazil oldu. Burada müminin 10 vasfı sayılıyor. 10 ayet nazil oldu. Kim bu 10 ayetin durumuna göre hareket ederse o cennete girecektir diyor Peygamberimiz aleyhisselam. Ayetin zaten bitiminde, bu ayetin bitiminde estağfirullah ülaike humul varisun. Bunlar varis olan kişilerdir. Ellezine yerisun el firdevs. Firdevs cennetine. Onu da Allahu Teala varis oldukları neyse onu bildirmiş ayet-i kerimede. Firdevs cennetine varistirler ve aynı zamanda hum fiha halidun. Orada devamlı kalacaklardır diyor Allah'ın bu sözü. Onun için hocam mümin olmak hakikaten çok mühim bir haslettir. Mümini kamil olmak daha ayrı bir haslettir. Yani bunlarda da dereceler var. Tasavvufta, evet. cennette, cehennemde, insanı kamil olmada hep dereceler vardır. Evet. Bu da tabii ki Allahu Teala'nın vergisidir. Başka ayetler var. Müminlerin vasıfları sadece bu mübarek Müminun suresinde değil. Mesela Şura suresinde de Cenab-ı Mevlamız ben mealen arz edeyim. İşte onlar iman sahibidirler. Onlar Rablarına tevekkül edenlerdirler. Yani her işlerinde ni'mel mevla ve ni'men nasir gufraneke rabbena ve ileykel masir. Ne güzel Mevla'dır, ne güzel yardımcıdır. İşlerinde Allah'a tevekkül ederek hareket ederler. Vellezine yectebiune kebairel ism. Onlar günahın yani büyük günahlardan sakınırlar diyor Allahu Teala. Bu demek değildir ki müminler küçük günah işler de büyük günahlardan sakınırlar. Hayır, o demek değildir. Büyük günahtan sakınan küçüğünden de sakınır. Ve izâ mâ gadibûhum yâfirûn. Onlar kızdıkları zaman affederler.
onlar kinleştikleri zaman, gadebe yadi bu kelimesi kinleşme anlamındadır, onlar affederler. Çünkü affetmek de büyüklüğün tabii ki kin tutmazlar yani şanındandır. Kin tutmak dinen yasaktır. Evet. Devam edeyim mi? İki dakika daha buyurun. Yoksa köstekleyecek misiniz? Hayır buyurun. İki dakika daha buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezî necitebâhu rabbihim. Evet. Onlar Rablarına icabet ederler. Allah'a dua ederler. Herhangi çok basit bir şey de olsa, Allah'ım benim şu işimi kolaylaştır. Mesela bugün televizyonda dinledim, Fenerbahçe ile Galatasaray maçı epey heyecanlı. İşte diyor ki spiker, falancıya dikkat ettim, Allah'a dua ediyor falan takımın kazanması için diyor mesela. Elbette ki dua etmek herkeste vardır. Dolayısıyla her zaman Allah'a ihtiyacımız var. Evet. Sizler fakirsiniz, Allah zengindir. Sultan da ona dua eder, herkes Allah'a dua eder, evet. İmparator da dua eder. Dolayısıyla yine bu ayette ve ekamus salah, evet, namazlarını ikame ederler. Ve emruhum şura beynehum devam ediyor. Onların işleri aralarında müşavere iledir. Evet. Yani birbirine danışma iledir. Verdiğimiz rızıklardan onlar infak ederler. Onlardan birisine bir zulüm dokunduğu zaman, bir haksızlığa uğradığı zaman birbirine yardımcı olurlar diyor Cenab-ı Hak. Bunlar hepsi müminin sıfatı. Hocam biz burada daha sayabildiğimiz kadar evet, saydık. Tabii. Yani, evet. Allah razı olsun. Allah hepimizden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağlık içerisinde yine inşallah başka bir programda inşallah buluşacağız. Sevgili seyirciler, İbrahim'in dinine uyun diyor Allah. İbrahim'in dini İslam. Hocamız buyurdular ki insan ameli bakımdan eksik olabilir. Ameli olmayabilir. Ya da az olabilir, çok olabilir. Çok olmasını murad etmeli insan. Eksik amelli olabilir ama imansız olmamalıdır diyor. Allah razı olsun. Evet. Peygamberimizin bir hadisi vardır. Sahih olup olmadığı ne durumdadır? Hocamız onu daha iyi bilir ama sahih olduğu ekseriyetlidir. Mümin, Müslüman kişi zerre kadar imanı da olan cennete girer. Cennete girecektir. Ama bir ilim adamı diyor ki, bir üstad, ya Müslüman olarak yaşayan bir insanın zerre kadar imanla çok ayıp olur. Resulullah'ın huzuruna gitmeye utanmaz mı diyor. İyi mi yani? Ya Resulallah, sen bu kadarın da cennete gireceğini söyledin, ben de onunla geldim demek ne kadar kötü bir şey diyor. Ne kadar ayıp. O sana hayatını verdi. Hayatını bu Müslümanları kurtarmak, insanları kurtarmak için İslam gibi bir din anlattı. Zerre kadar imanla gitmeye Allah'ın ve Resulullah'ın huzuruna utanmayacak mısın diyor. Tasavvuf alimi öyle diyor. Evet. Evet. Allah-u Teala bizi imansız huzuruna gelmekten korusun. Amin. Evet. Onlar boş konuşmazlar. İman sahipleri, müminler boş konuşmazlar. Boş işte de bulunmazlar. Onların konuşması da ibadettir. Susması da ibadettir. Hayırdır çünkü. Hayır konuşacaksan konuş. Eğer konuşmayı bilmiyorsan, hayır konuşmuyorsanı bilmiyorsan susman da senin için hayırdır. İslam ne güzel. Müslümanlık ne güzel. Ne güzel Müslümanlık. Ya Rabbi bizi bu şereften mahrum etme. Amin. Değerli kardeşlerim, amin. Alim ile sohbet etmek
lale-i mercan incidir. Cahil ile sohbet etmek günde bin can incidir. Allah Allah. Günde? Bin can incidir. Bin can incidir, evet. Bin tane canı incitir cehalet. Ama iman ve ilim aydınlatır. Hay hay. Evet, onun için şair öyle diyor. Alim ile sohbet etmek lale-i mercan incidir. Cahil ile sohbet etmek günde bin can incidir. Ne olur bildiğimizi söylemeye gayret edelim. Bilmiyorsak susalım. Hiç olmazsa can incitmeyelim. Efendim, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah hocam. Bize lütfetti, feyiz verdi. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak bizi korusun. Amin. Evlatlarımızı korusun. Amin. Sevgili gençler, yine buluşalım inşallah. Sevgili seyirciler, ümidimiz odur ki sağlık saadet içerisinde haftaya yine aynı programda birlikte olmayı ümit ediyoruz. Hoşça kalın efendim.